Ali iki tane ekmek tarifini karşılaştırıyor. Beyaz ekmek tarifinde 0,4 kilogram un, tam buğday ekmeğinde ise 0,385 kilogram un kullanıyor. Hangi ekmekte daha az un vardır? Beyaz ekmekte 1 kilogramın onda dördü kadar un varmış. Tam buğday ekmeğinde ise 0,385 kilogram ya da başka bir deyişle 1 kilogramın binde 385'i kadar un varmış. Bu sayıları nasıl yazdığıma dikkat ettiniz mi? Çünkü burası önemli. Ondalık sayıları karşılaştırırken, değeri aynı olan basamakları alt alta yazdığınızdan emin olmalısınız. Neden mi? Çünkü sayıları karşılaştırırken, aslında aynı basamakta bulunan rakamları karşılaştırmamız gerekiyor da ondan. Yani, mesela bu sayının daha fazla basamağa sahip olması, diğerinden daha büyük bir sayı olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi, sayıları karşılaştırırken en büyük basamakla başlamamız gerekiyor. Bu sayıların ikisinin de en büyük basamağı olan birler basamağında 0 rakamı var. Bir eşitlik söz konusu olduğu için bir sonraki basamağa, yani onda birler basamağına geçelim. Bu basamakta beyaz ekmek için 4 onda birlik, tam buğday ekmeği içinse 3 onda birlik olduğuna göre sorunun cevabını bulduk. Bu sayıda buna göre daha fazla onda birlik var. Yani bundan sonra bu sayıda kaç tane yüzde birlik ya da binde birlik olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü bu basamakların değerleri onda birler basamağından küçük. Evet, onda birler basamağındaki 4 3'ten büyük bir sayı olduğu için beyaz ekmekte daha fazla un olduğunu söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz söylemesine de dikkatli olmamız lazım. Çünkü bizden hangi ekmekte daha az un olduğunu bulmamızı istiyorlar. 3 4'ten küçük olduğuna göre doğru cevap tam buğday ekmeği olacak. Hadi bir tane daha yapalım. Bir grup 5. sınıf öğrencisi fen projeleri için kaç saat harcadıklarını kaydetmişler. Öğrencileri en az zaman harcayandan en çok zaman harcayana doğru sıralayın. En az zaman harcayan öğrenci listenin en üstünde yer almalıdır. Her zaman söylediğim gibi hemen şimdi videoyu durdurmanızı ve soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışmanızı istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz aslında Khan Academy alıştırmalarından aldığım bir ekran görüntüsü. Eğer web sitesindeki alıştırma ekranında olsaydık bu isimleri sıralayabilecektik. Neyse. Hadi şimdi sıralamaya bakalım. Bir önceki alıştırmada söylediğim gibi, sayıları karşılaştırmak istediğinizde basamakları alt alta getirmeye çalışın. Adem 5,5 aslı 5 ve Damla da 5,17 saat çalışmış. Basamak değeri en büyük olan basamak birler basamağı olduğu için karşılaştırmaya buradan başlayacağız. Sayıların hepsinde 5 tane birlik var. Hepsi aynı olduğu için sıradaki basamağa geçelim. Evet, onda birler basamağındayız ve burada ilginç bir durum söz konusu. Aslının onda birler basamağının boş olduğunu görüyoruz. Eğer ondalık işaretinden sonraki basamakların boş olduğunu görürsek, bu basamakta 0 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu sayıyı 5,0 olarak değerlendirebiliriz. Aslı'nın onda birler basamağında Aslı'nda sıfır var. Damla'nınkinde 1 ve Adem'inkinde de 5 var. Bu durum sayıları sıralamamız için yeterli. Yüzde birler basamağına bakmamıza gerek yok. Çünkü onda birler basamağındaki rakamların hepsi birbirinden farklı. En az onda birlik Aslı'da olduğu için listenin başına Aslı'yı yazalım. Hepsinin birler basamağı aynı ama onda birler basamağı en küçük olan aslı olduğu için ilk olarak onu yazdığımı bir kere daha tekrar etmek istiyorum. İkinci olarak damlayı yazmamız lazım. Neden mi? Birler basamağı eşit ama damlanın onda birler basamağı Adem'in onda birler basamağından küçük ve son olarak da Adem'i yazalım. Onda birler basamağı en büyük olan Adem bu arada damlanın yüzde birler basamağında 7 olmasının bir önemi yok. İsterseniz bunu 17 yüzde birlik olarak da okuyabiliriz. Ama sonuçta 17 yüzde birlik 5 onda birlikten yani 50 yüzde birlikten küçüktür. Sonuç olarak sayıları karşılaştırmamız gerektiğinde en büyük basamakla başlayın. Eğer rakamlar aynıysa bir sonraki basamağa geçin. Farklı rakamlar bulduğunuzda Sayıları karşılaştırmak için yeterli bilgiye sahip olacaksınız.